Evet sevgili izleyiciler, Van Aqua Türkiye'nin sınavından hepinize mutlu günler diliyorum. Güzel bir iklimde, çok güzel güneşli bir havada Van Spor, Bayburt Özel Eleri Spor'la karşı karşıya. Güzel bir hafta, 14. hafta. Van Spor geçen hafta kötü gidişata dur demişti. 3-0 deplasmanda galip gelmişti. Bugün umutlar daha çok arttı. Galip gelebilecek mi? Evet, evet sevgili Karaca. Şu anda yanımızda Van Spor Teknik Direktörü Taner Taşkın burada. Sayın Taşkın takımının ikinci ama evinde ilk kez takımıyla birlikte maça çıkacak. Kendi görüşlerini alacağız. Sayın hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Hocam ilk maçınızı evinde oynuyorsunuz. İkinci takımınızda ikinci maçınızdasınız. Takımınızın size karşı görüşü nasıl oldu? İyi başladınız. Geçen hafta iyi bir Van Spor çıkış yakaladı. Sizin maç hakkındaki görüşlerinizi alabilir miyiz acaba? Tabii geçen haftaki maçın iyi olması, galibiyetle gelmesi çok önemliydi. Biz yeni başlamıştık ama o maçın anlam kazanması için mutlaka kendi seyircimiz önünde iyi bir oyunla bu maçı da geçmek istiyoruz. Tabii ilk aldığımızda enerjisi düşmüş bir Van Spor vardı. Ama çocuklarla hafta içinde yapmış olduğumuz hem fiziksel hem mental antrenmanla kısa bir sürede bir toparlanma oldu. Güzel bir reaksiyon verdi. Az sonra takımlar sahaya çıkacak. Van Spor, Ankara Demirspor biliyorsunuz grupta, ikincilik kırmızı grupta. Van Spor, sevgili izleyiciler 7. sırada. Bugün eğer 21 puanla 7. sırada. Bugün eğer galip gelirse rakibimiz Bayburt Özel İdare 6. sırada ve 24 puanla bir önümüzde bulunuyor. Bugün galip gelirsek sevgili seyirciler bir önüne geçmiş olacağız ve biz avarajla da durumumuzu noktalayacağız. Müthiş bir atmosfer var, siyah kırmızı sesleri. Evet yine Van Spor sahada, Van Spor oyun aranında taraftarların tezahüratı eşliğinde. Arkadaşlarım farklı görüntülerle oyun alanındaki izlenimleri veriyor. Taraftarlar teknik direktör Taşkın'ı seyirciye, evet Taşkın'dan centilmenlik örneği, rakip kulübeye, misafir takımın kulübesine giderek, yedek kulübesine hepsi de tokalaşıyor. Takım kadrolarını hemen sizlere vermek istiyorum sevgili izleyiciler. Hemen takım kadrolarını arkadaşlarım ekrana yansıtıyor. Van Spor'un kalede Asil, Emrah, Serdar, Samet, Tunç, Mehmet, Sefa, Şerif Doğan, Barış, Gök, Barış Sar, Yakup, Demir Ömrü 11 ile sahaya çıkıyor. Maçın 4. hakemi Semih Kurt düdüğünü çaldı ve 90 dakika başlıyor sevgili izleyiciler. Van Spor'un oyun alanına yansıyışı hemen sizlere aktarayım. 4-2-3-1 sisteminde oynayacak. Ceza sahası içinde 2-4-6-7 Van Spor futbolcu atış kullanıldı ceza sahasına. Savunma uzaklaştırıyor topu. Atak devam ediyor. Penaltı itirazları Van Spor futbolcularda hala hata devam ediyor. Ödemedi. 10 numaralı formasıyla Haydar. Beş kişilik baraj. Bilal vuruyor. Aferin Asil. Harika kurtardı. Harika vuruyor. Samet. Tunç. Emrah. Bir orta daha içeri doğru. Çok güzel bir pas. Barış. Vuruşu. Top aralara gidiyor. Hayır. Topun bir anda ağlara gittiğini sandım. Tunç vurdu. Barış da çok güzel ikili harekete girdi. Paslaştı. Atak devam ediyor. İçeri doğru kaleci. Alişan çıkıyor alıyor topu. Ve maçın hakeminin gözlerinin önünde cereyan eden pozisyon. Sarı kart. Serdar. Serdar. Hala Serdar'da. Serdar içeri doğru sokuyor. Serdar yerde penaltı. Maçın hakemi penaltı noktasını gösteriyor. Maçın 30. dakikası. Van Spor penaltı atışı kullanacak sevgili izleyiciler. İşte Serdar aldı topu sol ayağıyla içeriye. Haydar takip etti onu. İki kişi takip etti. Rakibinden sıyrıldı. Batuhan'ın yokluğunda Tunç kullanacak penaltı atışını. Tunç vuruyor ve gol. Harika bir penaltı. Harika bir vuruş. Top ağlara gidiyor. Dakika 31 hatta 32'den saniyeler alıyoruz. 32. dakikada Van Atatürk Şehir Stadı'nda Behram'ın attığı golle, penaltıdan attığı golle
Vanspor Bayburtspor karşısında 1-0 öne geçiyor sevgili izleyiciler. 3 tane ardı ardına goller atmıştı. Haftanın futbolcusu seçilmişti. Bugün de haklı bir penaltı sonucunda takımını 1-0 öne geçiren isim oldu. Taraftarlar ekrana geliyor. Ve işte gol sonrası o sevinç gösterileri. Şerif geriye döndü. Sefa. Şimdi orta içeri doğru. Uzaklaştıran Ethem. Çok güzel bir pas. İçeri doğru. Tunç karşı karşıya. Top kornere gidiyor. %100'lük gol pozisyonu. Çok net bir pozisyon. Tekrarını izleyelim isterseniz sevgili izleyiciler. Beklenmedik bir anda. Tunç da bunu beklemiyordu. Offside gerekçesiyle rakip savunma durdu. Göğsüyle indirdi ama. Kaptırdı topu. Tehlikeli Haydar. Barış kaptırdı topu. Sinan'ın koşuyoruna doğru. Yakup karşısında. Orta ceza sahasında. Çok boş Tayyip. Çok tehlikeli olabilir. Aferin kaleci. Aferin Asil. Evet ilk 45 dakikanın bitiş düdüğünü çalıyor. Maçı hakemi. Zirveyi bırakmama adına ilk yarıyı bu şekilde tamamla. Rakibimiz Bayburt. Evet. Bizim bir önümüzde. Bence grubun en iyi takımlarından biri Bayburt. Bu arada ikinci yarıda. Orta yapmasa tehlike yapmadı. Pas verdi. Emrah Tacir içeri sokuluyor. Ara top kendisinde. Yerde kaldı. Maçı hakemi devam ediyor. Atış kullanıldı ceza sahasına. Sıdık. Sert vuruyor topu. Orta istiyor. Orta istiyor. Orta istiyor. Gerekiyor. O noktada çünkü 4 numaralı futbolcu o noktada durdu sevgili izleyiciler. Tekrarı izleyeceğiz. Kaleci de bu taraftaydı. Maçın hakeminin tekrarı tabii ki göremeyeceği VAR sistemi burada uygulanmadığı için görmesi mümkün değil. Ve işte sevgili izleyiciler izliyoruz. Kesinlikle offside pozisyonu yok. Evet basın tribününün önünde de seyircinin heyecanını görüyoruz. Böyle ayakta maç izliyor. 5'li rakibinden harika sıyrıldı. Kim bir top önüne düştü? Pas verirse tehlike orta sefanın ceza sahasına. Tunç yaktı o seferi. Muhteşem bir gol. Gerçekten hem hazırlanış takımında hem de estetik açıdan da muhteşem bir gol. İki güzel hareketin sonucunda 2-0 öne geçiyoruz. Biraz daha kontrollü 2-0 öndeyiz. Daha sakin, daha soğukkanlı. Topu ayağımızla çevirmeliyiz. Ceza sahası içinde Serdar. Orta. Şimdi gol olacak Bayır. Tunç o noktada harika düşündü. Serdar da çok güzel düşündü. İşte az önce bahsettiğim bu savunmanın arkasına böyle aşırtılan her pozisyonda dikkat ettiyseniz maçın başından beri etkili oldu takımımız. Aslında Sıdık çok boştu. Uzak köşe oynadı. Yakın köşeye yerden oynaysaydı Sıdık baş başa kalacaktı kaleciyle ama uzak köşeye oynamayı tercih etti. Emre dikkatli olmak lazım. Aferin Samet. Emre. Aferin. Kaleci beklenmedik anda vurdu Emre. Kaleci Asil topu rahatlıkla kontrol ediyor. Sanki hocanın özellikle defansa bir müdahalesi gerekiyor gibi duruyor. Şu dakikalarda biraz da rakibin kafasını karıştırma adına olabilir bu hamle. Ben defanstansa işte bir tacir değişikliği daha mümkün olabilir diyorum. Evet Tunç harika. Sıyrıldı rakibinden. Tunç Serdar sol kanatta. Tunç. Kendisi Tunç olacak. Topu ağlara gidiyor mu? Hayır. Tunç, Serdar boştu. Orada Tunç sanki tamamen kilitlendi o noktaya. Tekrarını izleyebilecek miyiz? Evet arkadaşlarım tekrarını veriyor ekrana. İşte Tunç görmüyor. Sol kanata hiç bakmıyor. Serdar'ın gelişinden habersiz. Deniz tarafından Edremit civarı tam Akdamar Adası'nın o muhteşem tarafından gelen güneş güzel bir hava oluşturuyor. Seyirciler de bu sonbahar mevsiminde görüyorsunuz güneşli yerleri daha çok tercih etmiş sevgili seyirciler. Bu havalar Vanlılar dışarıdan şu anda ekranları karşısında Van TV izleyen bütün Vanlılar bu havanın ne kadar güzel bir hava olduğunu merakla izliyorlardır. Atış kullanıldı ceza sahasına doğru. Şimdi daha önce hakemin
bitişliği evet, var. 90 dakikanın bitişliği. Sevgili Enes hemen röportajı. Hemen başkanın yanında hem biraz daha hızlı olabilirsek. Arkadaşlarıma, yönetmen arkadaşım bilgileri verirse görüntüler eşliğinde çok güzel röportajlarımız olsun sevgili izleyiciler. İyi bir hafta, iyi bir futbol. 90 dakikaya yansıyan 2 gol. Van TV farkı, Van TV aracılığıyla ilk canlı yayında, yani çok yönlü canlı yayında. Daha önce içeride dışarıda Van Spor'un maçlarını Van TV verdi ama bugüne kadar 4 kamerayla böylesine geniş kapsamlı, Futbol Federasyonu'ndan lisansını aldıktan sonra geniş kapsamlı bir yayın verilmemişti. Ve bu da Van TV'nin başarısı. Hem Van TV'nin maçı canlı yayında yayınlamasıyla beraber takımın galip gelmesi son derece güzel ve şık oldu Van bizim açımızdan. Van Spor'undan sonra ortaya çok koyacağı tablo şampiyonluk yolunda emin adımlarda ilerlemekten başka bir şey olmayacak. Van kenti Van Spor'dan, şampiyonluktan başka bir şey beklemiyor. Bütün duygu ve düşünceler bu şampiyonluk kurgusu üzerine ve bu kurguyu bütün takımlara, Van Spor bütün taraftarlara zaten benliğine kazımış durumda. Evet. Röportajlarımız var mı yok mu bilmiyorum arkadaşlarım, şu anda Van Spor'u futbolcular taraftarlarla maç galibiyet sevincini siyah kırmızı sloganlarla birlikte kutluyor.